Evet, herkese merhabalar değerli dostlarım. Yine yeni güzel bir video ile birlikteyiz. Uzun bir zaman oldu yeni video paylaşmayalı. Bununla beraber inşallah güzel bir seri başlatacağımı düşünüyorum. Fırsat buldukça çekeceğim ve sizlere A'dan Z'ye burayı göstermeyi planlıyorum. Şimdi arkadaşlar yapacağımız buradaki işi söylüyorum. Burada temelden yani bu vaziyetten bitişine kadar inşallah buraya müstakil bir ev, iki katlı yapacağız. Villa da diyebilirsiniz, fark etmez. Burada böyle bir inşaatımız olacak ve ben bu inşaatı inşallah dediğim gibi size A'dan Z'ye göstereceğim. Şimdi hızlıca ilk önce burada neler yaptık, nereden başladık onlardan bahsedeceğim. Tabii videolar paylaştıkça da maliyetlerden de söz edeceğiz. Neye ne kadar para harcadık? Bunlardan da bahsedeceğiz. Ve böyle bir iş yaptıracak olursanız siz de en azından güncel fiyatların ne olduğunu, aşağı yukarı ne kadara mal olacağını tahmin edersiniz, kestirirsiniz. Size de faydalı olur. Şimdi hızlıca geçiyorum konuya. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar, sevgili dostlar, bir araziniz var ve böyle bir inşaat yapmak istiyorsunuz. Nereden başlıyorsunuz önce? Onu anlatayım. Burası kazılmadı farz edin. Harita mühendisini çağırıyorsunuz. Arazinizin köşelerini belirliyor. Mesela şöyle göstereyim. Buranın köşe kazığı şurada arkadaşlar. Bakın. Diğeri orada. Şurada kırmızı bir spreyde işaret görürsünüz. Diğeri o köşede. Diğer köşesi de burası. Önce bunu belirliyorsunuz. Bu köşeleri belirledikten sonra arazinizin dört köşesi belli olmuş oluyor. Artık sağında solunda ne olduğu sizi ilgilendirmiyor. Sizin araziniz ortaya çıkmış oluyor. Daha sonra arazi ortaya çıktıktan sonra da arkadaşlar projeye başlamadan binanızın köşeleri nereye geliyor? Bunu tespit etmeniz lazım. Bunun için de projeden faydalanabilirsiniz. Yani çekmelerinizi yaparsınız. Kendiniz de bunu ayarlayabilirsiniz. Ama konuya vakıf değilseniz yine harita mühendisini çağıracaksınız. Harita mühendisi size binanızın köşelerini gösterecek. Yani binanızın oturacağı alanı gösterecek. Bu size ne için lazım? Arkadaşlar bu size kazı yapabilmeniz için lazım. Yani tutup da arazinizi komple kazmayacaksınız. Binanızın köşeleri nereye geliyorsa ona göre bir kazı planı oluşturacaksınız. Tabii ki kazıya başlamadan da binanızın köşelerinden dışarıya çıkıntılar varsa bunları da hesap edeceksiniz. Bunları nasıl hesap etmeniz lazım? Bunu da arkadaşlar statik projeden hesap edeceksiniz. Açacaksınız, temel planına bakacaksınız. Temel planında ampatmanlarınız, dışarıya taşmalarınız varsa bunları da göze alarak bir kazı planı oluşturacaksınız. Şimdi burada nasıl kazdık? Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar burada temelimiz kaya. Yani burada toprak falan yok. Burada kaya var. Bizde zemin çok zaten sağlam olduğu için ve de aşağıya herhangi bir inmemizi gerektiren projede bir durum olmadığı için yani bodrum vesaire otopark olmadığı için kazımızı yüzeyi bir temizledik. Şöyle biraz indik arkadaşlar. 20-30 santim düzelttik. Taşlarını falan kırdık. Araziyi düzelttik. Arazi meyilliydi. Arka tarafa doğru bu şekilde meyilliydi. Meyilimizi düzelttik ve kazımızı bitirdik. Kazımızı bitirdikten sonra da arkadaşlar binanız nereye oturacaksa binanızın oturacağı alana gördüğünüz gibi grobeton atıyorsunuz. Yani fazla fazla grobeton atmanıza gerek yok. Mesela buralara kadar bir grobeton atmamızı gerektiren durum yok. Bakın gördüğünüz gibi buralar bu şekilde atılmış. Bu grobeton arkadaşlar C16 dediğimiz herhangi bir katkı vesaire içermeyen tamamen bakın şu topraktan şu temeli ayırmak için attığımız bir beton. Hiçbir özelliği yok yani.
Grobeton'u da atıyorsunuz. Grobeton'u da attık diyelim. Daha sonra arkadaşlar, Grobeton'u attıktan sonra da haritacıyı tekrar çağırıyorsunuz. Haritacıyı çağırmanızın bu seferki amacı da şu. Bakın sizin içeride görürsünüz şu renkli spreyli yerleri. Sizin kolonlarınızın köşelerini verecek. Kolonlarınızın 3 veya 4 fark etmez. Bakın görüyor musunuz? Bu köşelerini verecek ve siz bu köşelerine göre de kolonları demirciye oturtacaksınız. O yüzden harita mühendisi veya haritacı her neyse çağırmanız bu sebepten gerekiyor. Bu kısmı da videoya eklerim. Nasıl köşelerini belirlediğimizi. Bunu da yaptık. Daha sonra artık demir aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Projenize göre temel yüksekliğiniz neyse, temel cinsiniz neyse artık kolonlarınızın köşeleri de belli olduktan sonra temel işine geçiyorsunuz. Bakın biz temel işini bitirmişiz. Kalıbını da bağlamışız hatta. Gördüğünüz gibi donatıları bağlıyoruz. Burası mütemadi temel arkadaşlar. Gördüğünüz bu temel çeşidi mütemadi temel. Buralarda odacıklar var. Buralara dolgu gelecek tabii ki. Yani radye temel olsaydı farklı olurdu. O radye temelde bu gördüğünüz alan komple demir donatı olacaktı. Ve sadece etrafında bir çerçeve olacaktı kalıp şeklinde. Bu temel çeşidi dediğim gibi mütemadi temel olduğu için sürekli temel. Bunun sistemi farklı. Gördüğünüz gibi mesela buralarda perdelerimiz var. Orada kolon vermiş. Keza yine orada perdemiz var. Bu tamamen projenize bağlı olarak oluşturulan bir temel çeşidi arkadaşlar. Demirlerinizi bağlarken şöyle bir detay var. Arkadaşlar. Bakın şurada bizim küçük mini perdelerimiz var. Bu mini perdelerimiz ne için? Şöyle yolu gösterirsem. Bakın gördüğünüz gibi yol meyilli ve yukarıda. Yol temelimizden yukarıda olduğu için yükseltme perdesi dediğimiz şu perdeyi binanın etrafında dolanan perdeyi yapmak zorunda kalıyoruz. Bunu ne amaçla yapıyoruz? Bunu yarın bir gün ileride buradan su vesaire gelirse bizim su basmanımıza etkilemesin diye binamızı kaldırıyoruz bir nevi. Yani oturma alanımızı kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu sebepten yaptığımız bir uygulama. Bunu şöyle yapıyoruz. Buranın betonunu döküyoruz. Daha sonra zaten bunları bağladık. Daha sonra bunların etrafına kalıp çakıyoruz. Şu su basman perdelerini döküyoruz. Bunu döktükten sonra içinin dışının dolgusu yapılıyor. Ve daha sonra buraya bir beton daha atılıyor ve su basmanınız otomatikman oluşmuş oluyor. Bunun amacı da bu şekilde. Tabii bu her projede olmaz. Arazinizin durumuna bağlı olarak yapılan bir uygulama. Bu kısmı sesini anlatacağım arkadaşlar. Görüntülerde gördüğünüz gibi temel betonumuz dökülmüş ve dış kanatlar sökülmüş vaziyette şu an. Bu dış kanatları söktükten sonra arkadaşlar hemen temelimizin üstünde yükseltme perdemiz varsa ki bizde vardı. Onu çakmaya başlıyoruz. Perdenin içinde zaten filizlerimiz vardı. O yüzden ekstra demir atmadık. Daha sonra kanatları çaktık. Betonumuzu döktük. Yükseltme perdesinin betonunu döktükten sonra da dış kanatları söktük. Görüntülerde gördüğünüz gibi kanatlar sökülmüş ve içine dolgu yapılıyor. Bu dolguyu da yaptık. Üstünü güzelce paletliyle ezdik, düzelttik. Düzelttikten sonra da şu an ekranda gördüğünüz gibi arazinin su basmanının dış kanatları çakıldı. İçine teyze demirleri enine ve boyuna atıldı. Daha sonra da üstüne betonu döküldü arkadaşlar. Paslanmışında 70 mi oldu? Demir bitti. Kalıbı çaktırıyorsunuz. Demir işiniz bittikten sonra kalıplar çakılıyor. Gördüğünüz gibi yan kalıplarınız çakılıyor. Yan kalıplardan sonra şu gördüğünüz topraklama şeridiniz çekiliyor. Bakın gördüğünüz gibi buradan çıkmış. Yine oradan çıkmış. Bakın yine buradan. Bu şekilde topraklama şeridiniz çekiliyor. Ve artık betona hazır hale gelmiş oluyor. Bakın gördüğünüz gibi komple dolanıyor temelimizi. Ve bu şekilde betona hazır hale gelmiş oluyor. Yani inşaata başlarken yaptığımız işler aşama aşama bunlar arkadaşlar. Betonu döktükten sonra dediğim gibi
su basman perdesi, dolgu, ondan sonra tekrar su basman betonu ve katları çıkmaya başlayacağız. İnşallah size dediğim gibi burayı aşama aşama göstermeye çalışacağım. Şimdilik bugünkü videomuz bu kadar olsun. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa tabii ki yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik buradan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.